Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, En'am suresinin 33. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize başlıyoruz. Mekke'de sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam peygamberliğini ilan etmeden önce geçen 40 yıllık hayatında Mekke 7'den 70'e hepsi sevgili Peygamberimize saygı duyuyorlardı. Şehrin en dürüst insanı, en akıllı insanı, herkese sevgili, saygılı davranan, kimsenin hakkını yemeyen, hep haklıların yanında yer alan, mazlumları koruyan, yetimlerin sığınağı, akrabalarını gözeten bir insan olarak biliniyordu. Ne zaman ki 40 yaşına gelir, Allah Celle Celaluhu onu peygamber olarak görevlendirir. Ondan sonra bin bir türlü iftira kampanyası başlatılır. Ağza almayacak şeyler söylerler. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gün gelir bunlardan rahatsız da olur. Hani Yasin suresinde فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ diyordu Rabbim. Onların sözleri seni üzmesin diyordu. Burada da قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Onların söyledikleri söz seni üzmesin. Seni üzüyor ve biz de bunu biliyoruz. Onların söylediklerini biliyoruz biz. Onların söyledikleri sözün seni üzdüğünü de biliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Mekkeli müşriklerin, Medineli münafıkların daha sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama söyledikleri sözlerden birkaç tanesi bize nakledilmiş. Mesela delirdin demişler. Sihirlendin demişler. Veya sihir yapıyorsun demişler. Sen şiir yazıyorsun, bize Kur'an diye sunuyorsun demişler. Bunlar nakledilmiş. Onun dışında söylenen ve yapılanlar nakledilmemiştir. Bu bize şu yönde bir delildir. Hatta şunu da söyleyeyim. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine yapılan hakaretler ve fiziki zararlar ve ezalar yapıldığında onu ashabına anlatmamıştır. Yani 100.000'in üzerinde elimizde Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Bunların hiçbirinde sevgili Peygamberimiz bana şöyle yaptılar bu müşrikler veya bana şöyle söylediler diye sızlanması yoktur. Biz de akrep akrepliğini yapar, ateş ateşliğini yapar diyelim, sızlanma tarafına gitmeyelim. Kimsenin de vücudunun bir parçasını sızlatmayalım. Kendimiz sızlanmayalım, başkalarını da sızlatmayalım. Rabbim diyor ki, onların söyledikleri sözler nedeniyle senin üzüldüğünü biliyoruz. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Onlar seni yalanlamıyorlar aslında. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ancak o zalimler
Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Diyor Allah Celle Celaluhu. Ne güzel. Yani o toplumun durumunun tahlili bu. Sevgili Peygamberimize diyor ki seni yalanlamıyorlar. Aslında yalanlıyorlar. İnanmıyoruz sana diyorlar. Senin getirdiğin bu ayetleri de kabul etmiyoruz. Bunları sen söylüyorsun diyorlar. Bir başka ayet-i kerimelerde onlar seni yalanlıyorlar diyor. Ama Rabbim burada onlar seni yalanlarken aslında seni değil, senin getirmiş olduğun Allah'a ait ayetleri inkar ediyorlar diyor. Yani sen üzülme. Onlar beni inkar ediyorlar. Benim ayetlerimi inkar ediyorlar diyor. Şimdi bizim bazı Müslüman olduğunu kimseye çaktırmayan kardeşlerimiz var. Hocam, kimse çakmıyor beni diyor. Seviyorlar da. Hepsi din düşmanı ama beni seviyorlar da diyor. Bundan keyif alıyor. Yahu ben diyorum ki benim kendi düşüncem. Adam dinimi sevsin de beni sevmezse sevmesin hiç önemli değil. Bir mümin kardeşi olarak severse ben memnun olurum. Ama dinimi sevse ben onu yine severim. Dinimi sevse de beni sevmese ben yine onu severim. Ama adam dinime düşman fakat bana diyormuş ki ben Mahmut Hoca'yı severim. Sevmez komaz ol. Benim sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 40 yıl Mekke'de yaşarken onu sevdiler. Rabbim onu işaret ediyor. Onlar seni yalanlamıyorlar. 40 yıl seni sevdiler. Ne zaman ki senin dilinden ayetler dökülmeye başladı, o zaman seni yalanlarlarken aslında onlar benim ayetlerimi inkar ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ölçü biz olmayalım. Biz 6 milyar insandan biriyiz ben ve sen. 6 milyar insandan biriyim ben. Sen de o birisin. Ben hiç kimsenin ölçüsü değilim. 6 milyar insanın biri diğerine ölçü değildir. Ölçü Allah Celle Celaluhu'nun koyduklarıdır. Kur'an'ında bize bildirdikleridir. En'am suresinin 34. ayet-i kerimesinde geçmişten bir örnek veriyor. Velagat küzzibet rusulüm min gablik. Senden önce de peygamberler yalanlandılar. Yani yalanlanan yalnız sen değilsin. Senden önceki peygamberler de yalanlandılar. Ama o peygamberler fesaberu ala ma küzzibu. O yalanlandıkları konularda sabrettiler onlar. Ve uzu. O konuda eziyet de gördüler. Dikkat edin. Peygamberlerden öldürülenler oldu. Beni İsrail'den yani Yahudilerden bahsederken Allah Celle Celaluhu onlar peygamberlerini öldürdüler diyor. Ve katlihumul enbiya bi gayri hakkın. Haksız yere peygamberlerini öldürdüler öldürmeleriyle diyor Allah Celle Celaluhu. Ve onu bile Rabbimiz zarar görmüyor. Eziyet olarak görüyor. Peygamberlere yapılanların hepsine eziyet kelimesini kullanıyor da zarar kelimesini kullanmıyor. Çünkü Rabbim la yadurrukum illa eza. Onlar size eziyet veremezler ancak eziyet olur diyor. Peygamberler de eziyet gördüler.
Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ı çarmıha germeye teşebbüs edecek kadar gözü dönmüş bir topluluk. Yahya aleyhisselamı şehit edecek kadar gözü dönmüş bir topluluk. Hatta etahum nasruna derken onlara bizim yardımımız geldi diyor Allah Celle Celaluhu. Onlara eziyet edildi, peygamberler yalanlandı ama onlar sabrettiler. Bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize, siz geçmişlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? اَفَحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا hatta yekul er rasul vellezina amenu ma'ahu meta nasrullah ela inna nasrallahi qarib ayet-i kerimesinde Rabbim peygamber ve ona uyanlar o kadar eziyet edildiler, o kadar daraldılar ki ya Rabbi yardımın nerede dediler. Rabbim diyor ki Allah'ın yardımı yakındır. Peygamberlere yardım olundu. Rabbimiz tarafından yardım geldi. Ve la mübeddile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde bir değişme yok, değiştirecek yok. Ve lekad ca'eke min nebe'il murselin. Sana o peygamberlerin haberi de geldi. Daha önce Nuh Aleyhisselam'la ilgili Hud, Salih, Lut, İbrahim, Musa aleyhissalatu vesselamlarla ilgili haberler sana geldi. Yani biliyorsun. Sonunda yardım geldi. Musa Firavun'a karşı galip, Nuh kavmine karşı galip, Lut galip, Yusuf galip, kafirler mağlup. Ama ne zaman geleceğinin tayinini Allah Celle Celaluhu bilir. Fakat müminler şunu bilsin. İn tensurullâhe yansurkum. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ve in yansurkumullâhu felâ gâlibe lekum. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ve in kâne kebura aleyk ke i'raduhum, eğer onların dinden yüz çevirmeleri, senden uzaklaşmaları sana büyük geliyorsa, ağır geliyorsa, fe in istada'te en tebteğiye nefegan fil ardı ev süllemen fis semai fe te'diyehum bi ayetin. Eğer gücün yetiyorsa buyur, yerin derinliklerine bir kuyu aç, delik aç. Veya gökyüzüne bir merdiven kur ve onlara bir mucize getir. Burada Peygamberimiz uyarılıyor. Onun şahsında biz uyarılıyoruz. Biz bize emredileni yerine getiririz Kur'an-ı Kerim'de. Yasaklananlardan kaçınırız. Ve yolumuza devam ederiz. Geri adım atmadan yolumuza devam ederiz. İlerisi ne getirirmiş, ne götürürmüş o Allah Celle Celaluhu'nun bileceği. Biz kul olarak sahip olduğumuz akıl gücü, bilgi gücü, bilek gücü ve ekonomik güç, bütün bunları alırız, birleştiririz, bunlardan bir güç oluştururuz. Hani bir güçtür. Bu bir de bir güçtür ama iki tane gücü olur bu. Fakat ikisi bir araya gelecek olursa 11 oluyor. 3 tane olursa 111 oluyor. Yani mal gücünün, ekonomik gücünün yaptırımı 100 ise
akıl gücününki de 100 ise ikisininki bir araya gelince 200 olmaz. 300 olur, 500 olur, 1000 olur. Tecrübe gücü bir araya gelecek olursa ünvan, makam ve mevki ve rütbe de ona ilave edilecek olursa güç öyle şey olarak yani 100, 200, 300 olarak artmaz. Kare kökü olarak artar gider. Hani ayet-i kerimede var. İn yekum minkum eşrune sabirune yaglibu mi'eteyn. Sizden sabreden 20 kişi olursa diyor Rabbim 200 kişiye galip gelir. Ama şunu şöyle hesap etmeyelim. Bir kişi 20 kişiye galip gelir. Tek başına bir kişi 20 kişiye galip gelir. O yok. 20 kişi olursanız 200 kişiye galip gelirsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani iki insanın bir araya gelmesi iki insan gücü olmuyor orada. Artıyor. Veya şöyle diyelim. Şu kolumuz bizim 30 kiloyu kaldırırsa bu da 30 kiloyu kaldırıyorsa ikisi beraber 60 kiloyu kaldırmıyor. Fazla kaldırıyor. Haltercilerimizden görürsünüz. 160 kiloyu kaldırıyorsa tek eliyle o insan 80 kilo kaldıramaz. Çift güç bir araya gelince olduğundan fazla güç elde eder. Biz yani sevgili peygamberimizin şahsında Rabbim bizi uyarıyor. Siz görevinizi yapın. Söylenene aldırış etmeyin. Yani Amerikalı uzmanlar böyle diyormuş, Çin uzmanlar şöyle diyormuş. Amanın korku tarafına gitmek yok. Sahip olduğun coğrafi güç, askeri güç, ekonomik güç, insan gücü, bilgi gücü, tecrübe gücü ve tarihten gelen bir güç o da var. Ve bütün bunları birleştirerek yoluna devam et. Yok, kendin eğer bu yolu kendin aşmak istiyorsan, yani Rabbimin planına uymak değil de kendin bir şey yapmak istiyorsan buyur, yeryüzünün derinliğine doğru, merkezine doğru bir tünel aç veya gökyüzüne bir merdiven kur, insanları oradan çıkar, mucizeler göster bakalım bir. Yok öyle bir şey. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى Eğer Allah dilemiş olsa insanların tamamını Müslüman yapıverir. Hidayet üzerinde toplayıverir. İman üzerinde toplayıverir. Ama yapmıyor. Niye? İmtihan dünyası. Yani imtihan salonuna alındı öğrenciler. Siz iki tane adam alacaksınız. 40 kişiyi. Almışsınız imtihan salonuna, işinize iki kişi lazım. İmtihan ediyorsunuz. İki kişiyi alacaksınız. Ve siz soruları sorsanız, arkasından cevaplarını da yazdırır mısınız? O zaman imtihan etmeye ne gerek var? İmtihandır insanları başarılı kılan. İmtihandır teknolojinin önünü açan, bilimin önünü açan, İnsanlığın önünü açan imtihandır. Yarışlardır. Bütün insanlar aynı bedende, aynı kalıpta, aynı boyda, aynı renkte olsaydı, akılları da aynı olsaydı, hiçbir ilim dalı gelişmezdi. 6 milyar insan çiçeğe bakar, hadi bir şiir yazın deseler, aynı kelimelerle aynı şeyler söylenirdi. Herkesin evi aynı renkte, aynı boyda, aynı ende olurdu. Her şey aynı olunca dünya çekilmez oluverirdi. Rabbim diyor zaten velâ tekûne ve felâ tekûnenne minel cahilin. Cahillerden olma diyor Rabbim. Cahillerden olma. En iyisini Allah Celle Celaluhu bilir. Onun her yaptığında bir hikmet vardır. İnnemâ yestecîbüllezîne yesmeûne.
vel mevta yeb'atuhumullahu sümme ileyhi yurcaun. Ancak senin davetini dinleyenler icabet ederler. Yani dine gelirler, dinleyenler. Yani geliyor adam, kafir ama adam diyor ki ya adamı bir dinleyelim. Haklı sözler de söylüyordur. Diyenler kurtuluyor. Hani çok misal veririz. Hazreti Ömer diyor. Hazreti Ömer'le Ebu Cehil zalimlikte denkler. Mekke parlamentosunun en güçlü üyeleri, yeraltı dünyasının babaları bunlar. Ömer'de bir iyi taraf var. Müşrikken de var. Ömer diyor ki ya adamı bir çağıralım mı? Bir dinleyelim. Haklı taraflarını alalım, haksız taraflarını reddedelim. Ebu Cehil diyor ki haklı tarafını da istemiyoruz, haklı tarafını da, haksız tarafını da istemiyoruz. Ömer öyleyse ben halledeyim bu işi. Öldüreyim adamı diyor. Bitireyim. O kadar kendine güvenen bir adam. Ve öldürmek için tek başına geliyor adam. Geliyor ve Peygamber Efendimizle görüşüyor ve Müslüman oluyor. Bitti. Çünkü doğruyu arayan bir adam. Bizim Türkiye'mizde dinimize saldıran adamlar, eğrilikten geçimini temin eden adamlar. Havadan para kazanan insanlar. Başkalarına imansıza yağ çekerek geçimini temin eden insanlarımız. Şöyle şahsiyetli, vakarlı bir yavrumuz yok. Ölülere Allah diriltir. Sonra ona hepsi döndürülecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kalu levla nuzzile aleyhi ayetun min rabbih. Kul innallaha kadirun ala en yunzile ayeten velakinne ekserahum la ya'lemun. Onun üzerine bir mucize inmeli değil mi diyorlar. Yani mucize göster bize diyorlar. Rabbim diyor ki söyle onlara. Allah her türlü mucizeyi indirmeye gücü yeter. Bunu söyle onlara. Fakat mucizeyi gördükleri halde de iman etmeyeceklerini birçok örnekle gösterdi Rabbim. Firavun'a Hazreti Musa aleyhissalatu vesselamın elinden mucizeler gösteriyor Rabbim. Firavun yine iman etmiyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama mucize göster dediklerinde Peygamber Efendimiz de eliyle işaret edip ayı ikiye yardığını en terabeti sa'atu venşakkal kamer venşakkal kamer. Ay ikiye yarıldı diyor Allah Celle Celaluhu. Türkiye'de aklını, şahsiyetini, kimliğini batıya teslim etmiş din profesyonellerimiz hadisleri bir ara aldı, kaldırdılar zaten ortadan da kendilerince kaldırdılar. Yani yoksa kalkmaz o. 1400 yılda kimse kaldıramamış. Bunlar mı kaldıracak? Kendi işlerinde kaldırdıklarını zan ediyorlar. Sonra işlerine geldi miydi en zayıf hadisleri de kullanıyorlar yazılarında veya konuşmalarında. Eğer ayın yarılması olayı yalnız hadislerde bildirilmiş olsaydı ki hadislerde de var. Adamlar zaten reddedeceklerdi. Ayeti bile reddedebilmek için göbekleri çatlıyor arkadaşlar. Onu gördükleri halde sen bizim gözümüzü boyuyorsun. Bize sihir yapıyorsun dediler müşrikler. Bu surede geçmişti biraz önce, geçen haftalarda, geçen günlerde. Gökyüzüne çıkarsan bizim gözlerimiz sarhoş oldu galiba. Sen bize sihir yapıyorsun derler diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَاكِنَّ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat onların birçoğu Rabbimin dilediği zaman dilediği mucizeyi
indirebileceğine gücünün yettiğini bilmezler. Hani ben çokça tekrarlarım. Derim ki Osmanlı tarihi okumak istiyorsanız güzel bir eser okuyun. Selçuklu tarihi okumak istiyorsanız yine güzel bir eser okuyun. Fakat tarihten ibret almak, örnek olaylar okumak istiyorsanız Kur'an okuyun. Çünkü tarih yazarlarının hepsi kendi görüşünü tarihin içine katma mecburiyeti vardır. Taraf olmadan yaşayan bir insan yoktur. En yakın örnek diyoruz işte. Abdülhamit Han'la ilgili yazılmış o kadar kitap var. Komüniste göre Kızıl Sultan, İslamcı bir yazara göre cennet mekan. Yahu bu orta halli bir devlet başkanıdır Osmanlı'nın iyi padişahlarından biri, hatalarıyla sevaplarıyla beraber diyeni yok. Birine göre Kızıl Sultan, birine göre cennet mekan. En doğrusunu Yusuf suresinin başında da geçti. Nahnu nequssu aleyke ahsenel kasası. Kıssaların, geçmişten haberlerin en doğrusunu ve en güzelini sana biz veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kıssaların yani ibret alınmak için hangi olayı okumak istiyorsak Kur'an'ı bir okuyalım. Yani biyolojiyle ilgili kitap okumak istiyorum. Biyoloji kitaplarımız var, okunacaktır. Ama Kur'an'ı baştan sona bir bu gözle bir oku. Hocam tarih okumak istiyorum. Bu gözle bir oku Kur'an-ı Kerim'i. Hocam ben hayvanlar alemiyle ilgili yani canlılara yönelik hayvan severlerle ilgili ayet-i kerimeler nedir? Ben onu merak ettim. Onu okumak istiyorum diye düşündüğünde o konuda yazılmış. Türkiye'de de çok güzel ki belki Türkiye'de yazılan bir eser, bir profesörümüzün yazdığı eser dünya literatüründe eşine rastlanmayacak kadar güzel bir eser yazılmış. Onu da oku ama bu konuda Rabbim ne diyor bir de onu okuyalım. Mesela Araf suresinin 37. ayeti, affedersiniz, En'am suresinin 38. ayeti kerimesini benim telif etmiş olduğum Şifa tefsirinden bir okuyun. En'am suresinin 38. ayeti kerimesini oradan bir okuyun ama dinlemek için de bundan sonraki dersimiz En'am suresinin 38. ayeti kerimesiyle devam edecek. Hayvanlarla ilgili, hayvan haklarıyla ilgili Rabbimin kelamında sevgili peygamberimizin hadislerinde neler geçmiş onu da göreceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.